Dizi Günlüğüm kanalından herkese selam değerli dostlarım. Nefes dizisi yeni bölümde Zarbab'ın Kiran'dan boşanıp başka bir kadın ile evlenmiş olsa bile, aklından ve kalbinden Kiran'ı silip atamadığını göreceğiz. Kardeşinin katili bile olsa aşık olduğu kadından vazgeçemeyen Zarbab, Kiran'ı unutmak için elinden geleni yapacak ama başaramayacaktır. Öncelikle umarım sırf çocuklarının annesi diye Zarbab Kiran'ı affetmek gibi bir hata yapmaz diyorsanız ve ayrıca çocuklara sinir oldum aynı annelerinin kopyası diyorsanız, videomuzu beğenin, Nefes dizisi final yapsa bile Pakistan dizilerinin devamı gelsin diyorsanız, bolca kalp emojisi şeklinde yorum yapın, hep birlikte sayımızı göstermiş olalım arkadaşlar. Nefes dizisi yeni bölümde, Kiran'ın özellikle erkek çocuğunun üvey anneleri Ayşe'yi istememesi, Zarbab'ı da yeni karısını da oldukça zor durumda bırakacaktır. Ucala her ne kadar Zarbab'a çocukların yeni annelerine alışmaları için elinden geleni yapacağını söylese de çocuklar zaten annemizin başına ne geldiyse senin yüzünden geldi. Biz seni de üvey annemizi de istemiyoruz diyerek Ucala'yı da odalarından kovacaklardır. Ayşe ise daha yeni gelin olarak geldiği evde, ne çocuklar tarafından ne de kocası tarafından istenmediğini gördükçe üzülecektir. Özellikle Zarbab'ın benden kocan olarak bir şey bekleme, uykun geldiğinde yat uyu, ben seninle sadece çocuklarıma annelik yap diye evlendim demesi Ayşe'nin çok zoruna gidecektir. Ayşe Ucala ile konuşacak ve benim Zarbab ile evlenmem belki de en başından yanlıştı diyecektir. Çünkü Ayşe çocukları ikna etmeyi başarsa bile Zarbab'ın aklının halen Kiran'da olduğunu ve onu düşünmeden bir an olsun durmadığını söyleyecektir. Ucala ise en yakın arkadaşını böyle bir durumun içine soktuğu için kendisini suçlayacak ve Zarbab'ı bu evliliğe ikna etmek için elinden geleni yapacağını söyleyecektir. Kiran'ın komşusu Mahira ise Kiran hakkında daha fazla şey öğrenebilmek için onunla yakın arkadaş olmaya çalışacaktır. Kiran her gün kendisine yemek getiren komşusuna teşekkür etse de, aslında onun da kendisi gibi gözünün paradan başka bir şey görmediğini çok sonradan fark edecektir. Mahira önce Kiran'a en yakın arkadaşıymış gibi yaklaşacak ve ona kendisine bütün dertlerini ve acılarını, hatta mutluluklarını bile anlatabileceğini söyleyecektir. Bir yandan Zarbab aklından bir an olsun Kiran'ı çıkartamazken, diğer yandan Kiran ise Nevin'in ölümüne neden olduğu için kendisini suçlayacak ve vicdan azabından gözlerine uyku girmeyecektir. Kiran en azından çocukları ile görüşemese bile onların sesini duymak isteyecek, ancak Zarbab ailesinin yanında küçük düşmemek için buna dahi izin vermeyecektir. Kiran'ın komşusu muhtemelen Zarbab'ın ona verdiği daireyi elinden alamasa bile bütün paralarını ve mücevherlerini alıp kayıplara karışacaktır. Kiran her şeyini kaybettiğini düşündüğü anda artık bu hayatta daha fazla nefes dahi almak istemeyecektir. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.